dünyada araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları ve Türkiye'de düşünce kuruluşları. Bunların arasında 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü nerededir, ne yapmaktadır? Şimdi uluslararası ilişkiler ve düşünce kuruluşları denildiğinde aklınıza mutlaka bazı düşünce kuruluşları geliyor. Takip edenler dünyadaki düşünce kuruluşlarını da akıllarına getirebilirler. Baktığımızda küresel ve bölgesel anlamda politika izleyebilmesi için bir devlet içerisinde fikri bir stratejik zenginliğin oluşturulması gerekiyor. Bu zenginliğin oluşturulması için farklı bakış açılarından, farklı ideolojilerden stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor. Bu fikir zenginliği ihtiyacını düşünce kuruluşları büyük oranda karşılıyor. Ve içinde bulunduğumuz çağı da bilgi çağı olarak niteliyoruz. Ve bu bilgi çağında da yapılan savaşları, esasında askeri savaşları biz belki televizyonlardan izliyoruz. Ama bu savaşların esasında, arka planında bir bilgi savaşları var. Bu bilgi savaşları yoğunluklu olarak strateji temelli gerçekleşiyor. Ve bu bilgi savaşlarında düşünce kuruluşlarının önemli bir konumu var. Nedir diye baktığımızda aslında bu bilgi çağında ve bilgi savaşlarında düşünce kuruluşlarının konumunun savaşın karargahları olduğunu görebiliriz. Çünkü stratejiyi onlar geliştiriyor. Onlar bu işin planını yapıyor, onlar sunuyor. Kabul gören strateji uygulamaya konuluyor. Veyahut da devletin stratejisiyle uyum içerisinde olan strateji uygulamaya konuluyor. İlk düşünce kuruluşuna baktığımızda 1916 yılında Amerika'da kurulan Brookings Enstitü karşımıza çıkıyor. Ve 1916'dan bu yana da düşünce kuruluşlarının sayısı dünyada hızla artıyor. Şimdi bir harita görüyorsunuz. Haritada kırmızı yerler var. Kırmızı yerler baktığımızda dünyanın güçlü devletleri. Aynı zamanda dünyada yüzün üzerinde stratejik araştırma merkezi, düşünce kuruluşu olan ülkeler. Brezilya, küresel ve bölgesel anlamda strateji geliştiren bir ülke. Amerika keza öyle. Rusya, Hindistan, Almanya, Fransa, İngiltere. İlerleyen sunumlarda, slaytlarda göreceğiz. Sadece sayıyla alakalı değil tabii bu durum. Ama o haritayı aklımızda tutalım. Kırmızı yerleri. Düşünce kuruluşlarının farklarına baktığımızda 3 kategoriye ayrılıyor düşünce kuruluşları. İlk olarak araştırma merkezi düşünce kuruluşları var. Bunlar yalnızca araştırma yapıyorlar. İkinci aşamada araştırma ve propaganda merkezi düşünce kuruluşları var. Araştırma ve propaganda merkezi düşünce kuruluşları da araştırma yapıyorlar. Yapmış olduğu araştırmanın propagandasını da yapıyorlar. Üçüncü aşamada, üçüncü kategoride propaganda merkezi düşünce kuruluşları, bunlar araştırma yapmıyorlar. Araştırma yaptırtıyorlar, başka kurumlara anketler yaptırtıyorlar, hazırlıyorlar ve bunun propagandasını yapıyorlar. Kendi yapacakları propagandaya uygun olan anketleri, uygun olan araştırmaları hazırlıyorlar, hazırlattırıyorlar. Araştırma merkezi düşünce kuruluşları bağlamında Rand Corporation, Amerikalı. İlk akla gelen bu. Araştırma yapar fakat bunun propagandasını yapmaz. Araştırma propaganda merkezi düşünce kuruluşlarına bakacak olursak ASAM belki birçoğunuzun bildiği bir kurum esasında 2008 yılında işlevine son verdi. ASAM hem araştırma yapan, yapmış olduğu araştırmanın da propagandasını yapan bir kurumdu. Yani ikinci kategoride yer alan bir düşünce kuruluşuydu. Propaganda merkezi düşünce kuruluşlarına ise TESEV'e örnek verebiliriz. Türkiye'de 1980'lerde kurulmuştur. TESEV'de dışarıya araştırma hazırlattırır. Fakat bu araştırmanın propagandasını kendisi yapar. Dünyanın en büyük düşünce kuruluşuna baktığımızda karşımıza Rand Corporation çıkıyor. Rand Corporation yıllık 150 milyon dolar bütçeye sahip. Ve kurumda 1200 kişi çalışıyor. Türkiye'deki araştırma merkezleriyle kıyaslandığında çok üst düzey bir kurumdur. Haritayı aklınızda tutun demiştim. Yüzün üzerinde kurum var ama bu yüzün üzerinde kurum sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da üst düzey kurumlar. Bundan dolayı üretilen strateji, üretilen fikir zenginliği aynı zamanda bu ülkelerin dış politikalarında da ciddi bir nitelik sağlıyor. Kalitesi getiriyor. Diğer büyük düşünce kuruluşlarına baktığımızda CSIS var, yine Amerikalı. Carnegie Endowment var ve Heritage Foundation var. Bunların internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Türkiye ile ilgili, Orta Doğu ile ilgili de çok ciddi araştırmalar, raporlar yayınlıyorlar. Özellikle İngilizcesi olan arkadaşlar, İngilizce takip etmeyi seven arkadaşlar mutlaka takip etsinler. Ciddi raporları, ciddi yazıları çıkıyor bu kurumların.
Türkiye'de düşünce kuruluşları ne zaman kurulmaya başlamıştır? Aslında bizde düşünce kuruluşları 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın devlet eliyle kurdurulan Dış Politika Enstitüsü var. Fakat Dış Politika Enstitüsü biraz önce dünyadaki saydığım Urad Corporation gibi, CSIS gibi kurumlar değil. Devlet eliyle kurdurulmuş, biraz zoraki ve devlet personelinin çalıştırıldığı. Diğerleri özel. TESE var, 1980'lerde ortaya çıkıyor. Bahsetmiştik, propaganda merkezidir. Yalnızca yapılan araştırmaları propagandası yapmaya yöneliktir. Fakat modern anlamda Türkiye'de ilk strateji araştırma merkezi, düşünce kuruluşu ne zaman oluşmuştur dersek, 1994'te Avrasya bir vakfında ASAM. ASAM da esasında 1999 yılında tam anlamıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. ASAM, sosyal bilimlerde özellikle, Türkiye'de sosyal bilimlerde ASAM'ın dönemine yetişenler veyahut da daha sonradan yayınlarını takip eden arkadaşlar bilirler. Türkiye'de özellikle uluslararası ilişkiler alanında bu akademik boşluğu en iyi şekilde doldurmaya çalışan kurumlardan birisidir ASAM. Her alanda ciddi yayınları vardır. Hem kitap anlamında, aylık çıkarmış olduğu stratejik analiz dergisiyle bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Ve Avrasya dosyası olarak 3 aylık çıkardığı dergiyle de, hakemli dergiyle de bu alandaki boşluğu Türkçe kaynaklar olarak ciddi şekilde doldurmuştur. Türkçe kaynak çünkü pek yoktur. Belki aranızda 4. sınıf veya işte yüksek lisans aşamasında olan arkadaşlar varsa, uluslararası ilişkiler çalışan arkadaşlar varsa, bunun sıkıntısını çekmeye başladığınızda zaten bunu hissediyorsunuz. İlk başta bunun farkına varmayabilirsiniz. Herkes siyaset konuşuyor diye bakabilirsiniz. Herkes dış politika yazıyor diye bakabilirsiniz. Ama belli bir konuya çalıştığınız zaman, İran'ın dış siyaseti. Çalışmaya başladığınız zaman elinize makale geçmiyor. Makale bulamıyorsunuz. ASAM bu boşluğu doldurmak için önemli çalışmalar yapmış bir kurum Türkiye'de. Ve dünyada da baktığınızda ASAM 35. büyük kuruluştu. Biraz önce saydığımız kuruluşlar arasında düşünürsek önemli bir kuruluş oldu, ortaya çıkıyor. Ve araştırma propaganda merkezi bir düşünce kuruluşuydu. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü, benim de şu anda çalıştığım 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde ben Orta Asya araştırmalarında çalışıyorum. Bunu ilk başta söylememiz gerekiyor da buraya kaldı. Adım da Turgay Düven. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün, yani benim çalıştığım kurumun içinden bir bakarsak nasıl gözüküyor, biz neler yapmaya çalışıyoruz veya Türkiye'de araştırma kurumları bizce neler yapmadı. Enstitümüz Bilim, Birlik ve Barış şerle ortaya çıkıyor ve Türkiye ve Türk Dünyası'nda Birlik Vakfı Yönetim Kurulu tarafından 2004 yılında Strateji Araştırma Merkezi niteliğinde kuruluyor. Ve Ümit Özdağ tarafından kuruluyor. Aynı ASAM gibi. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'ye uluslararası ilişkiler anlamında stratejik araştırma merkezi kültürünü, sistemini, çalışma sistematiğini getiren kişi hocamızdır. Ondan sonra şu anda bizlerin televizyonlarda duymuş olduğu işte diğer araştırma kuruluşları da aynı bu sistematiği alarak farklı kurumlar, farklı yaklaşımlarla ortaya çıkmış kurumlardır. Bizim enstitümüz de yine araştırma ve propaganda merkezli bir düşünce kuruluşudur. Aynı ASAM'da olduğu gibi. 21. yüzyılda Türkiye ve Türk dünyasında gerçekleşmesi gereken politik, ekonomik, kültürel ve toplumsal yeniden yapılanmaya katkı sağlamak enstitümüzün amaçlarından birisi. Ve yine küreselleşme çağındayız diyoruz ve bu küreselleşme çağında Türkiye'nin ve Türk dünyasının birlik hedefi var. Ya da olması gerekiyor. Bu zamana kadar yoktu. Belki de. Olanlar var. Biz bizeyiz burada. Biz var diyoruz. Ama iş akademik boyuta döktüğünüzde bunun tam anlamıyla aslında olmadığını görebiliyorsunuz. Bunun olması için uluslararası alanda rekabetçi bir kimlik kazanabilmesi için radikal reformların fikri altyapısının oluşması gerekiyor. Bu fikri altyapıyı da ilk başlarda belirttiğim gibi düşünce kuruluşlarının oluşturması gerekiyor. Bunu devlet yapmıyor olabilir. Her şeyi devletten beklemek yerine özel olarak düşünce kuruluşları bunun fikri temellerini hazırlamalılar. Buraya yönelik hedefi belirleyen biz gençler bu yönde çalışacaksak bunun akademik zeminini oluşturmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yine enstitümüzün amaçlarından
Türkiye ve Türk dünyası merkezli olarak stratejik bilgi üretmek, karar vericiler ve kamuoyu için analiz, tahmin, politika önerileri ve stratejik uyarılarda bulunmak. Yine Türkiye'nin çıkarlarının ve ülkemize yönelik tehdit ve fırsatların envanterini tutmak ve yeni nesil bir Türk milliyetçisi aydın gençliğin stratejist olarak yetişmesini sağlamak. Burası önemli çünkü bizim ülkemiz stratejist ve teorisyen yetiştirmek konusunda sıkıntılı. Sosyal bilimlerde biraz geri kalmışlığımız var maalesef. Bunu aşmak açısından özellikle teorik alanda bir genç nesil yetişmesi gerekiyor. Çünkü baktığımızda dünyadaki diğer büyük devletlerin dış politikalarına öncesinde bir teori oluşturuluyor. Bugün, bilmiyorum aranızda uluslararası ilişkiler okuyanlar var mı? Amerika'nın dış politikasını incelediğinizde jeopolitik teorilerle karşılaşırsınız. İşte kara hakimiyet teorisi, hava hakimiyet teorisi, çevreleme teorisi, kenar kuşak teorisi. Bu teoriler üzerinden dış politika şekillenmekte. Türkiye'nin de aynı bu şekilde küresel anlamda geleceğe yönelik teoriler üretmesi, stratejiler üretmesi gerekmekte. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye'ye ve Türk dünyasına etkilerini saptamak yine amaçlarımızda. Ve yine Türkiye'nin kazanması gereken imkan ve kabiliyetleri tespit edilmesi. Ve yine biraz önce bahsettiğimiz gibi bunu şimdiden, bir an önce kaybedilen vakiti yok sayarak birikim ve uzman yetiştirmeye sağlamak. Bu da enstitünün amaçlarındandır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Türkiye üzerinde hazırlanan stratejik planlara karşı milli stratejilerle karşılık vermekte ve kendi stratejik öngörülerini ortaya koymaktadır. Siz de bir düşünce kuruluşusunuz ve arkamda gördüğünüz bir harita var. Bu harita stratejik planların sonucunda ortaya çıkmış bir haritadır. Bunun karşılığını yine milli stratejiler oluşturularak koyulması gerekir. Karşı çıkarak değil. Evet, diplomatik önlemler alarak belki. Ama karşılığında bir milli strateji oluşturulması gerekir. Enstitünün yayınladığı kitapları görüyorsunuz. Muhtemelen takip de ediyorsunuz. Yani burada Ümit Hoca için geldiğinize göre muhtemelen Enstitünün kitaplarını da takip ediyorsunuz. Özel raporlarımızı görüyorsunuz. Özel raporlarımıza internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yeni raporlarımız hazır. Bunlar raportta bir tasarım değişikliği üzerinde çalışıyoruz. Ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde yayına girmeye devam edecek. İnternet sitemiz, günlük gelişmeleri, analizleri internet sitemize koyuyoruz. Yaptığımız analizleri. Analizler daha kısa oluyor tabii makalelere göre. Fakat daha güncel, daha sıcak gelişmeleri içeriyor. Yine Türk Cumhuriyetleri gündemi ve küresel gelişmeler bülteni hazırlanıyor. Türk Cumhuriyetleri gündemini geçtiğimiz Şubat ayından beri ben hazırlıyorum. Fakat son 1-2 aydır başka çalışmaların yoğunluğundan dolayı bazı aralar verildi. İşte bir hafta yayınlandı, bir hafta yayınlanmadı. Fakat bu Şubat'tan itibaren tekrar güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor. Bunun önemi şu. Türk Cumhuriyetlerine büyük önem veriyoruz. Türk Cumhuriyetleri arasında birlik diyoruz. Fakat Türk Cumhuriyetlerinde ne oluyor bilmiyoruz. Yalnızca üniversite öğrencileri veya işte bu dışarıdaki insanlar falan değil. Bu camiada akademik olarak çalışanlar da bunu takip edemiyor. Çünkü Türk Cumhuriyetleri ile ilgili derlenmiş, günlük olarak yayınlanan, işte Orta Doğu'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi haber siteleri, gazeteler, dergiler falan yok. Bulmak çok zor. Ben yüksek lisansımı Türk Cumhuriyetleri üzerine, Türkiye'nin Orta Asya politikası üzerine yapmaya başladığımda haber sıkıntısı çekince, işte Edison'un karanlıktan korkup ampulü bulması gibi, biz de haber bulamayınca biz bulamıyoruz, bari bizden sonra bu meseleyi araştıracak olanlara bir kolaylık olsun diye yapmaya başladım. İnşallah 5 sene 10 sene ne kadar uzun devam edebilirse, ciddi bir arşiv oluşabilirse bu alanda çalışma yapacaklara gerçekten katkısı olacak. Enstitünün yapmış olduğu toplantıları görmektesiniz. Birinde Ümit Hoca'nın ATO'da gerçekleştirdiği telefer konulu bir konferans var. Enstitümüzün Safranbolu'nda gerçekleştirmiş olduğu zirveler var. Geçtiğimiz dönem seçimlerden dolayı gerçekleşmemişti. Fakat bu sene yine yapılacak. Yönetim kurulu toplantıları yapılmakta ve enstitü nasıl, ne kadar daha fazla katkı sağlayabilir, nasıl daha iyi çalışabiliriz? Bunların
çalışmaları hafta sonları, cumartesi günleri yönetim kurulu tarafından alınan kararlarla şekillenmekte. Çinli bir akademisyen heyetinin enstitümüzü ziyareti var. Yine konferanslardan bazı kareler. Yine enstitü, sivil partilere ve sivil toplum kuruluşlarına uluslararası ilişkiler, küresel güç dengeleri, milli güvenlik ve dış politika konularında briefingler vermekte ve raporlar hazırlamaktadır. Enstitümüzde bir staj programı mevcut. Bu staj programında iki tane yaz dönemi, bir de kış dönemi olmak üzere üç dönem staj programı yapılmaktadır. Kış dönemi staj programımız bitmek üzere. Şubat'ta yapıldı. Son iki haftası kaldı arkadaşlarımızın. 8 tane stajyerimiz vardı. 4 tanesi bitirdi. Daha doğrusu ikisi ayrıldı. İkisi bitirdi. 4 devam ediyor. Eğer düşünen arkadaşlar, uygun olan arkadaşlar da varsa mutlaka bekleriz. Enstitümüzdeki araştırmacılar ve enstitümüzün bilimsel danışmanları. Enstitümüzün bilimsel danışmanları enstitüde her gün bulunmuyorlar. Fakat enstitüye yurt içindekiler ve yurt dışındakiler akademik olarak dergiye makaleler göndermekte, internet sitesine analizler göndermekteler ve yapmış olduğumuz toplantılara katılmaktalar. İşte diyelim ki Çin'le ilgili bir toplantı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Çin'le ilgili bir toplantı yapılmıştı. İşte Girayfi'den katılmıştı yine bilimsel danışmanlarımızdan. Özel böyle konulu toplantılarımız olduğunda veya işte Kuzey Kore'de bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore ile ilgili Konrad Erjulasun, Ahmet Bican Erjulasun da o kendisi, o çağrıldı. Yani bilimsel danışmanlarımız bu şekilde destek vermekteler. Aynı zamanda stratejik raporlar hazırlamaktalar ve bunlar enstitümüzde yayınlanmakta. Yönetim kurulumuzu görmektesiniz. Evet, Milliyet Gazetesi 2010 yılında yapmış olduğu araştırmada hocamız 188 programda en çok televizyon programlarına katılan kişi olmuştu.